Herkese merhaba, Çağlayan Adliyesi Yargı Masası'na hoş geldiniz. Biz Hastalıktan kırıldığımız bir hafta geçirdik öncelikle. E, tüm grip zedelere geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu ara herkes hasta. Biz de hastayız. Herkese evet. geçmişler olsun. Evet. Yeşil çaylarımızla yapacağız. Aynen doğru. öyle. <laughs> Bu defa kahvelerimizle değil yeşil çaylarımızla beraberiz. Gündem inanılmaz yoğun. E, Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluğunun ardından dün bomba gibi bir haber daha düştü. Ve Niha Can'dan Bahar Can'dan kardeşler tutuklandı. Fakat ondan önce haber geldi. 600 fenomen daha incelemeye alınacak diye. Ve bunun gibi aslında fenomenler dünyasından bir sürü bu kara para aklama operasyonu ve bu sazan sarmalı operasyonuyla ilgili bir sürü konu var. Öncelikle olarak 600 tane fenomenin içinde ben yokum. <laughs> İnşallah. İnşallah ben yokum. Yoksun, yoksun, yoksun. Evet, aynen aynen Onu da söylemek istedim. Demek ki bu işler böyle şeyler yapmadan da yapılabiliyormuş. Evet. Peki o 600 fenomenin içerisinde kimler var? Bence böyle girelim. Aynen öyle. Ee, şimdi zaten ilk akla gelenler var. Hani öyle milyon üstü takipçili gördüğünüz hesaplar zaten doğal olarak incelenmeli. Yani işin doğası gereği bakılmalı, incelenmeli. Hı hı. Bu hesaplar bu paraları, bu hayatları nasıl yaşıyorlar, nasıl sunuyorlar? Böyle bir gelir var mı? Çünkü biz sadece gelirlerimizle sorumlu değiliz. Aynı zamanda giderlerimizle de sorumluyuz. Ben birçok müvekkilime uyarırım derim duruşmaya gelirken Kılığınıza, kıyafetinize dikkat edin. Çünkü gideriniz de sizin gelirinize aslında işarettir. Aynen öyle. İlla senin gelirinin faturalı ve vergiye esas olarak kayıtlı olması gerekmiyor. Senin gelirin yok görünüyor ama sen biniyorsun. Lamborghini'ye. Sen biliyorsun Range Rover'a. Burada hemen biliyorsun. çok kısa bir araya gireceğim Özge. Ee, bu Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluğundan sonra aslında herkesin kafasında şöyle bir soru işareti oldu. Sanki onlar vergilerini ödemedikleri için hapis cezası Aynen. almışlar gibi. Şimdi bu noktayı çok ciddi bir şekilde tekrar yinelemek istiyoruz. Vergi borçlandırma, vergide usulsüzlük vesaire gibi her şeyin zaten mutlaka bir cezası oluyor. Ama şu anda halihazırda hazırda gördüğümüz tablo bir suç örgütü. Hatta silahlı bir suç örgütü kurmak ve yasa dışı bir paranın aklanması üzerine. Bu kısmı bir tık daha böyle hukuk diliyle açıklayabilir misiniz? Çünkü hayat maalesef YouTube ve Twitter'daki space odaları değil. Instagram'da bambaşka bir dünya var ve o Instagram'daki dünya kadını nazar ettiniz, göz ettiniz, parası size battı da o şekilde şey oldu gibi bir hal aldı. Ne diyorsun bu konuya? Şimdi orada bir kafa karışıklığı yaşanıyor. O da şu. Belge usul kanununa muhalefet değil buradaki dediğin gibi sadece tek suçlama. Evet belge usul kanununa muhalefette çok ciddi cezalar vardır. Hem para cezaları hem cezai müeydeler ama burada dediğin gibi aynı zamanda işte bahis. Onun dışında futbol ve oyun müsabakaları evet. iddia işte konusu suça konu paranın yurt dışından buraya getirilmesi naylon faturalar başkaları adına oluşturulmuş şirketler hani o kadar kapsamlı işte silah evet e, aynen öyle örgüt hani çok fazla şey var soruşturması var muhatap oldukları bütün bunlar zaten baktığınız zaman ayrı ayrı tutuklama sebebi ve şu anda artık iki suçtan tutuklular. Bir tanesi Banu, Banu Parlağan yani orada artık hukuki olarak kesinleşmiş sayılıyor değil mi? Banu Parlağan şeyini kendisinin vurmuş olduğunu. Hayır. Şöyle Kesinleşmiş sayılmıyor ancak yargılamada kuvvetli suç şüphesi oluşmuş oluyor. Yani onların yaptığı kuvvetle muhtemel mahkemede böyle bir şüphe e, yüksek ve delillerle ortada olacak şekilde kanaat getirildi ki buradan bir tutuklama geldi. Yani yargılamaların bir sonunda kesinleşmiş kararla artık suçlu veya beraat etti diyebiliyoruz. Yani tutuklu aşamalarında bunları söyleyemiyoruz hiçbir suç için ama kuvvetli suç şüphesi dediğimiz e, durum meydana gelmiş e, sayılıyor. Diğerleri açısından bu suçlamalar yöneltilecek mi? Biz bunları soruşturmalarda göreceğiz ama işte Nihal ve Bahar hı hı, evet, orada sazan sarmalı var. Orada bir başka operasyon var ve o operasyonun şöyle bir şey olduğunu söyleniyor. Nihal ve Bahar Candan'ın bağlı olduğu örgüt TMSF'nin el koyduğu şirketlerin araçlarını, filo araçlarını ederinin çok çok altına olan fiyatlarla Satma garantisi de insanların paraları alındığını söylüyor. Özellikle Anadolu'nun zenginleri çok var bu Sazan Sermonu operasyonunun mağduru olarak. Ve onlar da Kars'ta, Kastamonu'da ya da işte Ankara'nın daha böyle üst kesimlerinde Orta Anadolu dediğimiz yerde daha böyle ucuz e, paralara büyük ve lüks tüketimler yapmak isteyen kişiler için Bahar ve Nihan Candan'ın da fenomenliği, onların aşırı lüks yaşantıları, onlarla belki yemek yemeler, reklam yüzü gibi, gibi bir e, kullanılarak İnsanların parası alınıyor. Aslında orada bir yasa dışı bahis veya yasa dışı bir şey durumu gözükmüyor şu anda. Kendileri de bu sebeplerden aslında ceza yiyor. Şimdi burada aslında hukuki olarak en önemli soru şu bence hukuki ve vatandaş olarak. Çok para kazanan herkesin parası illegal midir? Hayır değildir. Şimdi burada bir temizlikli dolandırıcılık var. Bu sazan sarmalı dediğimiz şey aslında çiftlik banktaki de benzer evet. bir şeydi. İnsanlardan böyle ufak ufak paralar alıp daha onlara büyük kazançlar sağlayacağını vaat ederek... Böyle bir tesbihe yerleştirmiş gibi tek tek çekmeye çalışıyorlar. Evet. Günün sonunda o tesbih işte ortada dağılıyor. Çok fazla mağdur, çok büyük paralar. İşin içinden çıkılmaz bir hal alıyor Hı -hı. ceza sorumluluğuyla. Ama çok parası var eşittir suçlu değil. Çok takipçisi var eşittir suçlu değil. Demek ki sen suçlu mi? <laughs> ya da çok takipçisi olan çok güzel kadınlarımız var. İşte ekran yüzü olan e, beyler var. Veyahut da işte evinde yaptığı yemeği paylaşıp da Buna bile çok ciddi bir kitle yakalayan ev kadınları aynen, var. Aynen aynen. şimdi sen bu ev kadına gidip de senden de şüpheleniyorum dolandırıcılık yapmış olabilirsin. Yani evet çok takipçili yok. herkesten şüphelenilmesini Hayır. ben bir tık daha de karşılıyorum ama sonuçta buradaki elinizdeki en büyük dönelerden 3 tanesi Umre seyahati, Dubai ve Range Rover bende üçü de yok. Aslında... Dubai'ye gitmediğim için çok üzüldüm biliyor musunuz? Vallahi Allah korumuş. Ya evet bir yerde Allah koruyor bazen Aynen, ama. Evet. Şimdi şeye bakmak lazım. Şimdi burada takipçi sayısı değil mesela yani evet. mali suçlarla mücadele anlamında masak için veya emniyet için bakılan şey takipçi sayısı değil de bakılan orada ne gösteriyorlar, hangi arabalara bindiklerini, hangi evde yaşadıklarını, nasıl bir harcama yaptıklarını. Şimdi ben senin için bunu öğrenmek istersen mesela sayfana baktığımda yeterli döne bulabiliyorum. Ama senin takipçin olmadığını düşünelim. E bu sefer devlet bunu nasıl test edecekti? Seninle ilgili bir ihbar gelmesi gerekecekti. Senin işte harcamalarına yönelik, gittiğin yerlere yönelik, harcamalarındaki işte faturalardaki kilitlere yönelik bir ihbar gerekecekti. Bunlar sosyal medyada olduğu için bizim kendiliğinden ihbar edilmiş gibi. Hı hı, Basın evet. savcılarımız yoluyla Doğru. da Emniyet de tek başına bunu başlatabiliyor. Fark o. Tamam. Şimdi 600 senemene doğru geri dönecek olursak bir tane Hatta iki tane fenomenin adı geçiyor. Ee, i̇kisi de hatta ikisi değil de bir tanesi fenomen dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri. Geri de işte tırnak stüdyoları olan bir kızımız. E, bunların da özel jetle sevgilileriyle beraber uçtukları ondan sonra ve aslında orada da e, soyad benzerliğinden zaten Şahin Soyad'ından yasadışı bahis baronunun akrabası olduğu gibi bir gerçeklikten bahsetti Deniz Akkaya. Nasıl günler bekliyor sence bu isimleri? Yani şimdi şu anlamda ben açıkçası kendi şahsım adına çok mutluyum. Gerçekten çok ciddi bir kitlenin e, hayatıyla oynandığını ve geleceğinin bunlar üzerine, e, bu hayaller üzerine kurulduğunu gördüm. Ve kendim de bu mesleği yaptığımda ne kadar giderimin, ne kadar kazancımın, ne kadar e, daha büyüyeceğimi bildiğim için hiçbir zaman bunu gerçekliğine zaten inanmadım. E, bence şu anda Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Bu insanları nasıl günler bekliyor? Biz bu insanları nasıl göreceğiz? Hepsini göz altında görecek miyiz? Ayıp biraz böyle yani, alem tablosu böyle, artarak mı devam ediyor? Evet, evet. Yani şimdi soruşturmalar bağımsız olduğu için biz mesela işte önce dilanların alınmasını gördük, sonra işte nihallerin alınmasını gördük. Belki yarın birilerinin alınmasını göreceğiz. Hepsini bir anda görmüyoruz. Neden? Çünkü soruşturmaları ayrı, dosyaları ayrı. Dolayısıyla adım adım bir temizliğin içerisindeyiz ve çok ciddi bir kesim inceleniyor. Aklınıza gelecek ilk isimler hepsi inceleniyor. Çünkü incelenmek zorunda bu. Dediğim gibi bu işin doğası bu. Yani yapmıyorlarsa da incelenecekler ve aklanarak hı hı, çıkacaklar evet. bu işin içinden. E, Deniz Akkaya dediğin zaman, Deniz Akkaya bu işin peşine ilk düşen isimlerden biri. Evet, aynen öyle. Yani o dönem söyledikleri belki bu dönem tekrar yankılanıyor. Ama e, ciddi anlamda sadece Deniz Akkaya değil, birçok isim bunları zaman zaman dile getiriyordu. Bunların yaşadıkları hayatları, işte burada etik dışı olan e, tavırları, hareketleri, bunun no normal ve olağan olmadığını. Buraya bir yere koyar mısın dip dijital? Rönesans tablosunu istiyorum. Ya Rönesans tablosu. Yani o Rönesans tablosuna baktığın zaman bir masada oturan herkesin, bugün CNN'de de onu konuştuk biz. Nasıl olmuşsa güzellik merkezi olmuş, arabaları olmuş. ya Bir masa topluca zenginleşmiş. Ya Şimdi bir de bu, zenginleşmek öyle bir zenginleşmek değil. Şimdi i̇nsanlar zenginleşir. Bir de yani ultra zenginleşmek var. Sizin gidip bir yerlerde güller saçarak... Peki bu bir strateji midir? Yani biz böyle bir şey yapıyor olsak göstermezdik. Stratejisi yüzünden bu kadar şova döktüler acaba? Yani orada bir özgüven var tabii. Hani, Değil mi? E, bir aklama çabası evet. var. Yani sonuçta netice itibariyle bu paraları kazandıktan sonra bu paraları da bir şeyler için kullanıyor olmak gerekiyor. Aynen öyle. Kasada tutmak için de kazanmıyorlar. E bir de hatırlayın röportajında ben bir ömür paramı garanti altına aldım diyen bir insan artık parayla derdi kalmıyor artık onu bir şekilde kullanacak ihtiyaçları için ve ihtiyaçlarda bir sınır olmadığı için lüks tüketime geçiyor. E bu lüks tüketimi yaparken de insanlar doğal olarak dönüp ya kardeşim bu paranın kaynağı neresi dediğinde öyle bir özgüvenle bak ben paylaşıyorum hı hı. bak işte benim şuyum var buyum var kendine bir açıklama fırsatı alanı yaratıyor aslında orada. Yani şey katil her zaman görünen yerdedir. Evet çok uzakta da aramamak Aynen lazım. Aynen öyle her zaman görünen yerde. Bir de çok ortada. Çok ortada. Dilan nasıldır eski bir arkadaşı olarak? Çok kötüdür şu anda. Ben, ay şimdi yine linç edecekler Demet üzülüyorum. Üzülüyorum yani kusura bakmayın o ilk yazıma da dönelim. Ben üzülüyorum. Çocukluları için üzülüyorum. Ee, yani bu batağın içinde düştüğü için üzülüyorum. Üç kuruş fazla hadi üç 3 kuruş da değil çok kuruşlar fazla ama ne olursa olsun bir dünya kadar da para olsa para için huzurundan olduğu için çok üzülüyorum. Psikolojisi iyi değil onu biliyorum. Yani ben daha lise dönemindeyken Dilan'ın panik ataklarını bilirim. Apartman tepelerinden annemin onu aldığını bilirim. Ee, çok kötü travmalar yani evinin balkonunda babasıyla işte o dönemki husumetinden dolayı korkularından dolayı balkonda yattığı dönemi bilirim o kızın. Şimdi bu kız çok ağır travmatik e, psikolojik durumları olan bir kız orada mutlaka tetiklenmiştir. Zaten e, takip ediyorlarsa bu yayınları e, işte Dilan'ın içeride kimseyle iletişim halinde olmadığı, sürekli ağladığı ya kimi de diyor ki hak ettiğini yaşıyor kardeşim bana ne. Doğru. Bak hiçbir şey diyemem. Doğru. Hak ettiğini yaşıyorsa yaşasın. Bak hiçbir şey Zaten diyemem ama. Zaten arkadaşlar herkes hak ettiğini. Yaşıyor. Ya üç buçuk yaşında çocuğuna da laf etmeyin. Aha, evet ya. Yani. O, o ayrı, ayrı bir konu. konu. Evet ya. Yani. Çocuk olayı ayrı bir şey arkadaşlar. Çocuk olayında insan tutup da köküne, anasının babasının şeyine bakmıyor yani. Sadece bu arada için söylemiyoruz. İçerideki o pusulada büyüyen bütün çocuklar için aynı şey geçerli. Öyle. Şimdi bu arada aynı cezaevine konuldu. Evet bu arada evet. Var. Şimdi dün akşam bir haber geldi ve yani onu da aslında bir konu kalsak çok iyi olur. Yeni YouTube kanalı açmıştı ve bu konunun üstüne gerçekten hakikaten çok güzel içerikler üretiyor. Ben de kendi meslektaşımı tebrik ediyorum bu konuda. Dedi ki Çorlu cezaevine yüksek güvenlikli bir cezaevine nakilleri gerçekleşti. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın. Bunların ikisinin aynı anda aynı cezaevine nakledilmesinin sebebi nedir? Yani şöyle, söylemezsem olmaz da gördüm. Adını hatırlamıyorum, affettim. Beyefendi, neden neden bunun açıklaması da yapılmak zorunda? Dilan'ı niye sevk ettiniz diye bir hezeyan içindeydim. Ya yapmayın, buna gerek yok. Ben size açıklayayım, hiç devletten cevap beklemeyin. <laughs> Örgütlü suçlarda, kişilerin aynı koğuşta olmasında, yargılamanın selahati açısından problemler doğabileceği için başka koğuşlara sevkleri son derece normaldir. Başka koğuşlarda yer olmadığı takdirde, ki kaldı ki Silivri gayet yoğun bir cezaevi. Çünkü İstanbul ve çevresinden, Tutuklar oraya gittiği için ve hükümlüler de orada olduğu için kapasitesi zaten sonuna kadar kullanılan bir cezaevi. Burada eğer bunları ayrı koğuşlara dağıtmakla ilgili fiziksel anlamda problem yaşandıysa sevklerinin yapılması bence gayet normal. Hı hı. Ve olan ve olması gereken oldu. Eğer ki neden de Dilan'ın hani aynı eşiyle e, cezaevine Çorlu'ya e, sevki gittiğiyle ilgili bir neden neden vardı orada? Yahu çocukları var yani bu sadece Dilan'la Engin'e özgü bir uygulama değil aynı anda annesi ve babası cezaevinde olan çocuklar için eğer ki kişilerin avukatları talepte bulunurlarsa çocukların işte yaşça küçük olmasından ve sadece babaanne var dışarıda bildiğim kadarıyla. Babaanne götürüyor getiriyor muhtemelen onları. Babaanne hala. Heh, ya da işte. Yani bir ya da iki kişi var netice itibariyle. Ve bu çocuklar bir anda Silivri bir anda hani diğer cezaevi gidip gelmede hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak zorluk yaşayacağı için böyle bir talepte avukatları tarafından da bulunulmuş olabilir. Bunun cezaevi yönetimi resen kendiliğinden dediğimiz gibi örgütsel bir dosyada hmm. burada mevcut ve ile aynı Şu anda bunların hepsi Sıla ayrı ayrı cezaevlerinde. ile ayırmak için de yapmış olabilir. Burada da tercihini Slay'ı göndermektense çocukları da düşünerek Dilan'ı göndermek yönünde e, takdir etmiş olabilir cezaevi yönetim ve bakanlık. Dolayısıyla buralarda böyle bit yeni aramaya gerek yok. Devlet gereğini yapar. Emniyet ve Adalet Bakanlığı gereğini yapıyor. O konularda hiç merak etmeyin. O nereye gitti? Bu neden gitmedi? Böyle bir şeye hiç takılmanızın bir manası yok. Şu anda anladığım kadarıyla Sıla Nihacan'dan ve Baharcan'dan aynı cezaevindeler. Evet. Ama ayrı koğuşlardalar. Evet. Havalandırmada karşılaşıyorlar mı? Şöyle, şimdi her koğuşun kendine ait e, havalandırması veya saati değişmekle beraber ortak kullanım e, olan havalandırmaları var ama böyle bir denk gelme söz konusu değil. Hı. Hatta şey gördüm Bebek Evi gibi izlesek keşke falan yazmışlar da yani öyle izleyebileceğiniz bir ortam yok orada. Ancak şöyle şimdi dün tutuklandılarsa dün e, ilk yapılacak şey Bahar ve e, Nihal'i isimleri doğru söylüyorum. Evet, Özür dilerim onlara o kadar hakim değilim. <laughs> Bahar ile Nihal'i ilk önce bir dağıtım koğuşuna alırlar. Evet. O gün tutuklanan herkes oradadır. E, daha sonra bunların koğuşları belirlenir yönetim tarafından ve koğuşlarına ayrılırlar. Ancak Bildiğim kadarıyla örgütsel bir iddia olmadığı için özellikle Bahar ve Nihal'in dosyasında onlar aynı koğuşa konulacaktır diye düşünüyorum, tahmin Hı. ediyorum ama olmaya Ama bu dediğim gibi sadece cezaevi yönteminin takdirinde ve bence çok önemli bir husus değil. Ama Sıla ve Dilan'la karşı karşıya gelmeleri, şöyle bir iki sohbet içip bir kahve içmeleri gibi bir durum olmayacak. Yani evet öyle bir beklentiniz olmasın. Bu arada bence çok üzücü. Yani dışarıda gördüğünüz işte e, hayatlarını bu kadar böyle göz önünde bulunduran insanların hani Tutup da cezaevinde hadi bir BBG olsa da açsak da izlesek falan ya, tarzı. Dilan ile Engin hiç görüştü mü? Hayır. Yani şöyle. şimdi ifade şeye... verirken görüştü. Evet ifade vermeye gidiyorlar. Savcı odasının önünde beraber beklenirken bir laf atışması şeklinde görüşme oluyor. Ama onun dışında bir görüşmeleri söz konusu değil. Üç kişiye kadar bir dilekçe verebiliyorlar. Dışarıdan görüşmek istedikler var. Dışarıda da çok bir kimselerinin kaldığını görmüyoruz yani. Bir de şimdi bunların şöyle bir sıkıntısı vardı değil mi koğuşların e, görüş günleri ayrı oluyor. Şimdi sen bunların hepsini aynı koğuşa koyduğun zaman evet, hepsinin aynı görüş günü aynı saat. Mesela anneyi düşünün. Hangi biriyle görüşecek o saatte? Doğru. Aynı koşa. Şimdi Bunların günlerinin de farklı olması lazım. Görüş günlerinin de farklı olması lazım. Böyle bir akrabalık bağda durumları olduğu için. Dolayısıyla burada e, cezaevi yönetimi ve Adalet Bakanlığı son derece doğru bir uygulamayı e, hı hı. tanıklık ettik. E, doğrusunu yaptılar. Bir sebep aramaya gerek yok. Şimdi Nihal'le Bahar'da itiraz süreci olacak. Tutukluğa itiraz edilecek bir hafta içerisinde. Bırakılmayacaklar. Yani Maktou'ya itiraz, tu red gelecek. E, bu ilk bir hafta itirazları usulen yapılır. Ancak çok kolay kolay, çok enteresan bir delil ortaya çıkmadıkça hani bunun böyle olmadığına ilişkin bırakılmazlar. Dilan'da da demiştim ben bırakılacağını düşünmüyorum, bırakılmayacak diye. E, bunu avukatlar usulen yapıyor ilk hafta itirazlarını. Onlar da bırakılmayacak. Çok merak eden başka bir şey sormak istiyorum. Dışarıdaki şirketlere kayyum atandı şaşalı ve işte ben dişimle tırnağımla buralara geldim denen o Ataşehir Şubesi artık yok. Bir süreç içerisinde tahliye edildi. Zaten içerideki aletlere her şeye el konulmuştu ve kiraya verilmiş. Bu insanlar nasıl geçiniyor şu anda? Para alıyorlar mı kendi işlerinden? Kayyum atanan işlerinden? Bunu çalışanlar açısından mı soruyorsun? Yani babaanneye de bir para girişi çıkışının olması gerekiyor ya. Hani ha sana... yok hayır. Şimdi kayyum atandığı için zaten oradaki hesap hareketlerinden gidip de o babaannenin hani yani bedel mesela... çekmek mesela... Ve... hayır hiç hayır hiç hayır, hiç hayır. şey yok. Hayır, kesildi. Polat ailesinin gelir kapıları kesildi bitti gitti. Onların hepsinde tedbir var. Hepsinde giriş çıkışlar para yönetimi kayyumda. Bu yargılama bittiği zaman ancak beraat ederlerse geçmişe dönük bir hesap kitap yapılarak alınır ama Beralt edebilecekleri hususunda da ben e, olumlu bir fikir veremeyeceğim. Bu konuda çok önemli bir gelişme oldu dün ve Ahmet Gün e, kendilerini mali müşaviri ve sonradan hukuk, fa hukuk fakültesine <laughs> bir yatağa geçmiş bir şey yaparak anons, avukatlığını almış. Ahmet Gün itirafçı oldu. Fakat e, itiraflarının yetersiz olduğunu ve e, etkin pişmanlıktan yararlanamayacağı haberi geldi dün. Neler anlatmış? Ahmet Gün... E, İyi bir avukat olamamış. Hı -hı. yani iyi bir avukat olsaydı bence hukuku bilen bir kişi olarak ilk gün zaten ifadeye alındığında emniyette. Hatta o Müge ile Gülşen'in programı ilk Hı -hı. gündeme geldiğinde bence derhal iyi bir avukat olsaydı giderdi emniyete koşardı ve anlatırdı. Çünkü böyle gümbür gümbür koşarak geliyordu süreç onlara aynen, doğru aynen. ve bunu biliyor olması lazımdı. Çünkü neden bunu söylüyorum? Şimdi her aşamada cezayı düşürmesi anlamında kanun değişiklik getiriyor. Siz eğer ki boşun içine girdiyseniz fenomenler size söylüyorum. Gidin emniyete, kapınıza gelmelerini beklemeyin. Gözaltına alınmayı beklemeyin. Milyon üstü takipçisi olan, gelirinden çok gider harcamaları öne çıkan fenomenler emniyete gidin, teslim olun, ifade verin, etkin pişmanlıktan yararlanın. Ben size garanti ediyorum ceza almayacaksınız. Kanun açık, cezasızlık sebebi. Etkin pişmanlık eğer ki Emniyet seni ifadeye çağırmadan, sen soruşturmadan, haberdar olmadan gidip de devlete yardımcı olursan, tespit edilmemiş bilgileri ve verileri devlete sağlarsan cezasız ayrılıyorsun. Ama soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, yargılama aşamasında bunu yaparsan bu sadece indirim sebebi oluyor. Şimdi adam onu yaptı. Neler anlatmış? İndirim için yaptı. Daylon faturaları itiraf ediyor. Bu şirketlerin tamamen naylon fatura kesilmek için açılan şirketler olduğunu itiraf ediyor. Biz çünkü daha öncesinde hep şöyle değerlendiriyorduk demek. Şirketler var ve bu şirketler üzerinden naylon faturalar gibi konuşuyorduk. Bu şirketler zaten bunun için kurulmuş. Evet zaten yani, hiçbir zaman bir ticaret olmamış. Hep dışarıdan afaki paralar gelmiş ve bu paraları kunduna oturmak için bu şirketler kurulmuş. E şimdi sen nasıl bir çıkmana davanı da aç. Kansızsın. Engin için söylüyorum. Yahu sen niye suça konu bir şirketi açarken gittin de babaannenin üzerine açtın? Anneanne. Anneanne, anneannenin üzerine açtın. Ada, kadın yani kaç yaşında? Ömrü yetmez herifinde herhalde. Hani, yetenem. Böyle bir şey olabilir mi? Ya, ya? Yani suça konu bir şirket açıyorsun. Sırf suça konu. Hiçbir ticari kaygın yok bu şirkette. Hadi bu şirketi açtım da şu faturayı da buradan geçireyim gibi bir suçsuz. Hani öyle bir suç da değil yani. Bu şirketin varlık amacı suç. Aynen öyle. Niye bunu gittin anneannenin üstüne açtın? Ee, neye güvendiklerini düşünüyorsun? Devlet de vardır illaki bir ağa, babası, abisi güvendiği. Yani bu işler sadece böyle o sofra rönesans tablosundaki <laughs> tiplerle olacak işler değil yani. Bunlar bakın hatırlayın. Dilan'ın bir hikayesinde Atışehir'de bir polis memuruna selam gönderiyor. Aynen evet. Ya var mı yani bu bizim e, polisimizde, emniyetimizde gereğini gerektiği gibi yapıyor. İçinde de varsa böyle ufak tefek maalesef kanı bozuklar. Onları da çok güzel elemesini açığa almasını biliyor ve soruşturmaları yapmasını bile O kişi açığa alınır. E tabii ki açığa alınır yani. Ama o, o da arada kavgada işte komşusuyla kavga etmiş ya. Komşusuyla Hı -hı. kavga ettiği zaman ifadesini almayanlar. Yani bu yürüyor. yarıyor. Avukatının, avukatının yani. davadan çekilmesini nasıl değerlendiriyorsun bir avukat olarak? Ya şimdi biz... O gün dedik ki Çağdaş Çelik çekileceğini söylemişti suça konu bir şey görürse evet. şimdi ne görmeyi bekliyor hala buyursun çekilsin demiştim. Ben akşamına da çekildiği haberi Aynen. geldi. E şimdi de başka bir şey sormak istiyorum akşamına haberi gelir belki de mi? E Çağdaş Çelik sen kaç yıllık tecrübeli bir avukatsın o anı mı bekliyordun? Gizlilik mi kalktı dosyada senin gördüm dediğin ne? Gördüm mü dedi? Şey mi görmüş? Hayır Şimdi dedi ki daha önceden ben ha, bir, bir şey, şey, şey görürsün, görürsem çıkarım dedi sonra da tutuklamanın arkasından ben çıkıyorum dedi. 20-25 yıla kadar ceza almaları muhtemel dedi. Ne gördün? Ne öngörüyorsun? 25 Cizlik yıl mı? hala. Sen bunu daha önce de görmeliydin diye düşünüyorum ben. O yüzden soru işaretleri herkes için havada uçuşuyor. Benim için bile. 20-25 yıl öngörüyor musun gerçekten? Valla ben iyimser olduğunu düşünüyorum. 20-25'in. Ya şimdi bazı meslektaşlarım diyorlar ki ya aman işte vergi usul kanununa muhalefet başka da bir şey bulunamamış zaten. Bunlar da hep ithamlar, söylemler çok da fazla işte konuşulduğu için kamuoyu baskısı da vardı. O yüzden ya bırakın Allah aşkına ne kamuoyu baskısından bahsediyorsunuz. Kamuoyu baskısı mı 35 tane arabayı aldırdı? Bu paranın kaynağı ne? Suça konu bu para ya. Buradaki Gürcistan bağlantısı bir çıksın hele. Hı hı. Bu iddia bahis dosyaları bir açılsın hele. Bunların her birinin zaten ceza anlamında baktığın zaman 10 yıl 15 yıldan bahsediyorsun. Mağdurlar çıkacak daha. Yanlı Engin dedi ki biz de etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyoruz ve itiraf hemen, sonuna hemen. karar verdik. Varsa bir haber uçurma kaynakları buraları izliyorlarsa... Gidin haber uçurun hemen Özgecan diyor deyin hemen hemen bugün yapsınlar çünkü bak her geçen gün sen etkin pişmanlığı yapsan da etkin pişmanlıktan dolayı alacağın indirim ne oluyor otomatikten gidiyor ufak ufak gidiyor elinden bu fırsat bu çok önemli bir şey kanun maddesi hı hı. o yüzden diyorum bakın fenomenler sizin kapınıza polis gelmeden siz polisin kapısına gidin varsa yani kendiniz yaptıysan evet bir aynen öyle İnsan olabilir çoğun. yapmış olabilirsin. Gidip itirafçı olun o daha sonra ya da başka tanık olduğunuz başka kişiler Öde vergi cezasını öde. Aynen öyle. Git devlete yardımcı ol. Zaten cezasız kurtulma ihtimalim var. Sen daha neyi zorluyorsun da evinde kenarda köşede bana gelecekler mi diye korkarak bekliyorsun. Bu soruşturma açılan 600 tane fenomene soruşturma açıldığı zaman hemen yurt dışı yasağı geliyor mu? Ben soruşturma açıldıktan sonra savcı gerek duyarsa suç cezadan hemen bu yurt dışı yasaklarını tedbiren koydurabilir. Yani sürecin ilerlemesi bizim onları görmemiz gerekmiyor. Birçoğunda şu an yurt dışı çıkış yasağı olabilir. Bizim bile bilmediğimiz, duymadığımız. Birçoğunun banka hesaplarına bloke konmuş olabilir. Bizim bile duymadığımız, bilmediğimiz. Ama şunu açık ve net söylüyorum. O bütün şey, isimler bir soruşturmadan, bir incelemeden geçiyor ve zaten de geçsin. Hı hı. Çünkü bugün baktığınız zaman herkes fenomen. Nedir bunun ayarı? Yani bizim Ayın 30'unda nasip olursak ben kültür üniversitesindeyim demeti biz üniversitemizde ağırlayacağız. Neden? Bakın üniversite mezunu bir, bilgi birikim üzerine sosyal tecrübeleriyle beraber bir fayda sağlamaya, bir farkındalık yaratmaya, kendisine bir alan yaratmaya çalışıyor. Ne güzel takipçim bol olsun, kazancım bol olsun. Sağ olun. Bol bol vergi öde. Vergi ödüyorum <laughs> ben. Başka yerde... Ev ne? alamadım ben henüz. <laughs> Evim yok benim. Kira <laughs> davaları var. Bir de kira davaları var. Ama ya sen kimsin mesela yani sen kimsin? Sen estetisyen değilsin, doktor değilsin. Bu işin fakültesini okumamışsın. Gidiyorsun güzellik merkezi açıyorsun. E sana demezler mi? Sen bu güzellik merkezini o zaman bir şeyi aklamak için mi açıyorsun? Ne için açıyorsun? Yani evet. evinde bak. Şuna saygım var. Sarma sar. Sarmayı nasıl kalem sarıyorum diye kamerayla çek, paylaş, ilgili ev kadını izlesin, like atsın, beğensin, yürü git. Ya ben şey bu arada bu, bu ya da böyle senin gibi işte hani bu işi biliminin de ilminin de bilip sosyal kültürüyle birleştirip daha profesyonel olarak ortaya koyuyor. Ben insanların fenomenlik işte bu çok takipçi ve çok içerik ürettikleri zaman diliminde daha böyle gerçekten alt kültürden ve alt gelirden ama çok çok alt gelirden gelip zengin olma konusunda bir yaça da hayal tarafı daha kuvvetli insanların bu örgütler tarafından bulunup bu şekilde getirdiğini düşünüyorum. Yoksa şahsıma alacağım bana hiç böyle teklif gelmedi çünkü şu zamana ya kadar. şimdi zaten şimdi bu teklifin dediğimiz gibi gelmesi için bir ke senin çok ciddi bir para arzunun olması lazım. Yani <laughs> evet. Senin hayattaki motivasyonun çok para olacak ki senin bu çok para arzun senin gözünü kör edecek. Suç işlense dahi bunu suç gibi görmeyeceksin. Mübah göreceksin. Ve bu gözü karalıkta da devam edeceksin. adammış bir hayat yaşayacaksın bu paralar evet. için. E sen bunu yapamazsın. Ben bunu yapamam. Ayşe teyze bunu yapamaz. Ya da ne bileyim güvendiğimiz işte oyuncu arkadaşlarımız bunu yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü bunların hepsinin vergi mükellefi. Okuyorlar saatlerce o oyunları okuyorlar. Saatlerce setlerde Aynen emek doğru. harcıyorlar. E ondan sonra sosyal medyada da evet tanınır oluyorlar. Evet buradan da bir kazanç elde ediyorlar. Hiç problem yok. Hiç evet. problem yok. Neden? Sizde problem. Çünkü siz kimsiniz? Aynen öyle. Güzellik merkezi sen ne bilgi birikimini açıyorsun? Ve Allah aşkına senin niye isim hakkını alıyorlar? Bunun bir mantığı var mı? Aynı parayı gider yatırımı yapar kendi adını yazar üstte bitti gitti. E, tabelalar indiriliyor mu şu an? Franchise sözleşmeleri onlar. Her biri özel başka kişilere ait. Şube değil çünkü. Dolayısıyla orada franchise sözleşmeleri artık bu tutuklulukla beraber bence feshedilecektir. Müşteri kaybı başladı. Ticari zararlar başladı bu tabelalar inecektir. Bu tabelaların yerine başka isimler asılıp Başka Allah isim aşkına altında isim, devam edecektir. İsim soyisim güzel. Tek bir isim soyisim güzellik merkezine daha tahammülüm kalmadı. Evet, evet. Kredi kartı kullanıcısı Buket Aydın da güzellik merkezi açmış. Hayırlı olsun. Nakit geçiyor mu diye sormuşlar. Biz de buradan sormuşuz. Ben böyle sonra yarın bir Gidip aynı tırnakçıya gidiyoruz. Buket Aydın. Buket Aydın'la çok sevdiğim ortak arkadaşlarım var. Kendisini çok sevmiyorum. Çok sevdiğim ortak arkadaşlarım var gazeteci. O yüzden şimdi bana dönüşünü de tahmin edeceğim için çok böyle ayarlı konuşmaya çalışacağım. Buket aydın ne iş yaparsın? Gazeteci değil misin? Haber. Biz seni hani gazeteciliğin ayrıca konuşalım bir gün ama en azından böyle tanıyoruz, böyle biliyoruz ya şimdi ne alaka sen güzel? Herkes her yerde. E bu yani böyle güzel. olunca sen şimdi gitmişsin. Gördünüz mü mekanını yani o avizeler işte bir sürü şeyler deri koltuklar ya yani bu çok ciddi bir yatırım var orada. Aynen Sen öyle. gazetecilikle ne kazandın? Benim gazeteci basın emekçisi arkadaşlarım var. Kiralarını zor ödüyorlar. Yahu kazanan da kazanıyor ama nasıl kazanıyor biliyor musun? İşte Fatih Altaylı'lar kazanıyor. Evet, kazansınlar. Adamlar bir ömür vakfetmişler bu işe ve Messi. Yeri gelmiş, risk almışlar ve Kanallarda çok ciddi pozisyonlarda çalışmışlar. Ben bülten sunmak dışında büyük bir gazetecilik becerisi hatırlamıyorum ekranda bülten sunmak dışında. Nereden ne kazanç elde edildi de bu kadar büyük bir yatırım ya yapıldı bir de bir ve ne Yani bu kadar kötü bir zamanlama içerisinde şey yapar anladın mı? Yani hani bu kadar kötü bir zamanlama... Çok gözler orada bir de evet çok fazla İnanılmaz güzellik merkezindeyiz. Yani. Evet bence bir şey oldu ve herkes şuurunu yitirdi. Öyle düşünüyorum. Şimdi Özgeciğim 600 tane fenomeni konuştuk. Dilanları konuştuk. Cezaevinde onları bekleyen şeyleri konuştuk. İlk dava sence ne zaman görülecek? Daha ne kadar daha bu devam edecek? Şimdi aynı soru Nihal ve Bahar Candan evet. içinde gelmiş olsun. Öyle değerlendireyim ben. Şimdi soruşturmalar tetiğe basıldıysa eğer yani gözaltı ifade olduysa genel işleyişi söylüyorum. Bir yol kat edilmiştir. Çünkü artık bir şeyler toplanmış ve o toplananlar şüphelilere sorulmak üzere ifadeye çağrılıyordur. Dolayısıyla işin büyük kısmı bence geride bırakıldı. O yüzden böyle çok uzun süreceğini zannetmiyorum. 5-6 ay? Yani evet 5-6 ay gibi süreler içerisinde yılı bulacağını düşünmüyorum. Yılı bulmadan ve bu şeyi... Ve bu ilk duruşmaya kadar geçecek süreyi cezaevinde geçireceklerini düşünüyorum. Her ikili kardeş grubu içinde. Sonrasında hemen çıkacaklarını düşünüyorum. Hayır. Ya ilk duruşma eşittir tahliye algısı kim oturttu bu halka ben bilmiyorum. Bazı avukatlar da bunu yapıyor. Böyle bir şey yok. İlk duruşma eşittir tahliye değil. İlk duruşum olduğu zaman eğer ki toplanmayan deliller varsa, eğer ki kaçma şüpheleri varsa, ceza sınırı yüksekse ve süreçte kuvvetli suç şüphesi devam ediyorsa tutuklu yargılanmasının devamına eder. Dolayısıyla soruşturmanın bitmesi eşittir tahliye değildir. Soruşturmalar 5-6 ay devam eder. Bu süreçte de her iki kardeş grubu da tutuklu kalır diye düşünüyorum. Yani daha 5-6 ay daha bu iş çok su kaldıracak. Ama burada hani hem böyle sizin karşınızda bugün kahverengilerle çıktık. Hem sevgili su storu anmak istiyorum. Her kendi kendine Sıfırdan iş kuran insan da böyle demek değildir. Sağlayan Adliyesi'nin yargı masasında çıktığımız yolda artık bir başka kadın girişimizin sponsorumuz oldu ve onun kıyafetlerini gidip. Bugün evet. Sen de çok şıksın buradan da kendisine tanıtmış olalım. Çünkü bu takı nereden, o şu nereden, bu nereden diye evet. ne soruyorsunuz. Bu şekilde de birbirimize destek olarak aslında bu kötü süreci gerçekten namusuyla, hakkıyla iş yapmaya çalışan insanlara destek olarak da tamamlayacağız. En son bir kelam ben de story içine diyeyim Instagram'ımda bir yerlere koyar buraya Aha. dip dijital. Girdiğiniz zaman göreceksiniz zaten fotoğraf çekimlerini kendileri yapıyorlar, ürün alımlarını kendileri yapıyorlar. Emek emek büyüyen bir sayfa, çok da güzel ürünler var. Girdiğinizde, gördüğünüzde takdir edeceğiniz. Bu sayfaların büyümesi lazım. Emekçi kadınların ortaya çıkması lazım ve birbirlerini desteklemeleri lazım biz de ilk kadın dayanışmamızı bu programda gerçekleştirmiş olduk. Nice devamına diye umuyorum. Aynen öyle. Umarım haftaya başka bir konuyla karşınızda oluruz ama bambaşka bir fenomenle olacağız galiba. <laughs> Bizi izlemeye Çağlayan Adliyesi yargı masasını takip etmeyi, Demet Işıl kanalını ve Instagram'da Özge Can ve Demet Işıl olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.